Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Çok özledim seni. Doğa hiç görüşemiyoruz. Vallahi gel. Bana bak. Senin karnın mı büyüdü, bana mı öyle geliyor? Yani birazcık. Doğa şey yapsana. Hani böyle yapıyorlar ya, her ay aynanın karşısına geçiyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. En sonunda bebekle çekiliyorlar. Ya kızım gülme. Bütün hamile enfilosurlar aynı şey yapıyor. Senin neyin eksik onlardan? Hah, bir karnımın fotoğrafı için olay çıkmamıştı. Şimdi o da çıkar, tam olur. Yok artık, o kadar. Saçmalama. Yok canım. Şaka yapıyorum, öyle panikleme hemen. Doğa, sen iyi misin? Yani evlilik nasıl gidiyor? Hiç konuşamıyoruz. İyiyim. Güzel yani, değişik. Ayrı evde olsak daha da iyi olur ama maalesef şu an öyle ayrı eve çıkmak gibi bir planımız yok. Aman canım, yani sen de idare et. Sonuçta başında annem ya da anneannem yok, öyle düşün. Bana bak, sakın evliliğe hevesleneyim deme. Ay yok canım, saçmalama. Yani zaten Kıvılcım Hanım beni senden sonra asla bırakmaz. Babam arıyor. Sonra ararım ben onu. Niye? Siz bozuk musunuz? Yok. Yani bozuk değiliz de. Sinir oluyorum. Yani tam anlamıyla sinir oluyorum. Ece'me, kendine. Ya babam uzaktayken daha mı iyiydi sanki? Yani tabii sık sık görüşmüyorduk, özlüyorduk. Onu demiyorum Doğa. Yani neyi kastettiğimi sen de çok iyi biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum ablacığım ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya, bence Ecem onu etkiliyor. Yani bana öyle geliyor. Ay koskoca adam etkilenmesin o da. Yani annem gibi bir kadından etkilenmiyor. Gidiyor bundan etkileniyor ya. Ablacığım kendini doldurma lütfen. Ya tamam haklısın, ben de bayılmıyorum ama idare etmek zorundayız. Ay ben bu çocuklar niye anne babalarını sürekli idare ediyor bunu anlayamıyorum Doğa. Çimen, yeri geliyor Fatih de ailesini idare ediyor. Yani herkes bir şeylere mecbur. E ne yapalım yani? Bırakalım öyle, kıyamet kopsun. Olur mu hiç öyle şey canım? Bana bak. Bir şey diyeyim mi? Sen bunların ailesinde dura dura iyice erdin ha, bak ben sana söylüyorum.